Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda dörtgenler ve çokgenler konusundaki 5. testin çözümünü yapacağız. Bu testimiz üniversiteliğim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekildeki düzgün beşgenin iki kenarı üzerine biri beşgenin içinde diğeri beşgenin dışında kalacak şekilde dikdörtgenler çizilmiş ve bunların uzantılarında şöyle bir açı oluşturulmuş. Bu açı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu açıya bulurken nereye yoğunlaşacağım? Büyük ihtimalle bu dörtgene yoğunlaşacağım. Üçgen aradım ama üçgen bulamadım arkadaşlar üçgene de gerek yok. Dörtgende iç açılar toplamında biliyoruz zaten. Hocam burası kaç derece? 108. E burası 90'dan dolayı şuradaki açıyı bulur muyuz? Buluruz. İkisinin toplamı 198. Ya da dış açılar toplamından da gidebiliriz arkadaşlar ama neyse İkisinin toplamı 198. 360'tan 198 çıkartırsak eğer e, bu 2 yapıyor. Şu 2 yapıyor. Ondan sonra e, 15'ten 9 çıktı 6 kaldı. 162 mi yapıyor arkadaşlar? Evet burası 162 yaptı. Hocam 90'dan dolayı burası da 90 yaptı. Sonra şurada kaç'yı bulmam lazım. Burada kaççıyı da bulursam olay bitti. Hocam burası 90 ya 108 olduğundan buraya 18 kaldı. E burası da 108 olduğundan 108 18 daha 126. 180'den 126 çıkınca 54 kaldı. Burası da 54 yaptı. Evet o zaman şuraya bir x dersek. x artı 54 artı 162 artı 90 Eşittir kaç olmalı? 360 olmalı. Hocam şu ikisi kaç yaptı? Şu ikisini toplayınca 162 ile 54 toplayınca 216 yaptı. 216 ile 90'ı toplayınca 306 yaptı. 360'tan 306 çıkınca kaç kaldı arkadaşlar? O da 54 kaldı galiba. X açısını böylelikle 54 derece olarak buluruz. Evet birinci soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 2'ye. Ya altıgende ben şu alan dağıtımını çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden böyle şey yapacağım. Hani burada kalan A ise sonra e, şurası 2A burası da 3A oluyor şeklinde söylemiştik. Hatta burası A ise tüm alanın 6A olduğunu söylüyorduk. E, burada öncelikle şu şeye bakalım isterseniz. Tabi buradaki alandan da gidebilirsiniz. Burası A ise tüm alanın 6A diyebiliriz. Özellikle alanla ilişkili bir şey geldiğinde alan dağıtımı da varsa ben bunu kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Şimdi dış açısı kaç derece? 60. Hocam burası 90 olduğunda 30-60-90 çıktı. E o zaman burası 2 2 k ise 90'ın karşı 2 k ise 30'un karşısı k'dır. Tamam burası da 2 k. Aynı şekilde burası da 60 derece olduğundan burası 2 k ise burası da k mı oldu? Aynı şekilde burası da k. Burası da k olacak. Burası k kök k kök işte burası k, burası k. Burası k. Burası k. Burası k. Burası k. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi bizim alan dağıtımı yapabiliriz herhalde. Hocam şuradaki alana ben a dersem. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A bir tane 6G'nin alanı ne yapacak arkadaşlar? 2A ise 2A'nın 6 katı. Yani 12A olacaktır. Evet tamam bitti. Buradaki her bir üçgenin her bir üçgen aynı üçgen değil mi? K'ya K küçük üçgen. Her biri de A olduğundan dolayı bir tane düzgün altıgenin alanı 6 kök 3 verilmiş. Yani 12 A eşittir 6 kök 3 verildiyse bize A buradan kök 3 bölü 2 çıktı. Bizden ne isteniyor? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 A isteniliyor. Çünkü bunların her biri A alanı olduğundan dolayı. O da 8 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar? Evet. İkinci sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? C han çıktı. Çok farklı yollarla çözülebilir tabii ki. Hatta böyle e, bu K'lardan gittiğiniz zaman biraz daha uzun da olabiliyor bu çoğunlukla. Bence en mantıklı çözüm yöntemi bu. Bunu tavsiye ediyoruz. Unutmayın arkadaşlar. İkinci soruyu. C'yi bulduk geldik 3. soruya. Aşağıda iki tane düz, düzgün eş altıgen ikişer köşeleri çakışacak şekilde verilmiştir. Evet ikişer köşeleri çakışmış. Hocam şuradaki altıgenin dış açısı burası kaç derece? 60 derece. Şu altıgenin dış açısı nedir arkadaşlar? Burası da 60 derece. E o zaman buraya da ne kaldı? 60 kaldı diyebiliriz. Aynı şekilde burası da 60 burası da 60 burası da 60. Bir iş mi yarayacak mı bilmiyorum ama. Şurası kaç 120 burası kaç 120 falan filan. Benden nereye yoğunlaşmam isteniyor aslında. Oraya yoğunlaşsan daha iyi olacak. ABC üçgenine yoğunlaş diyor ve bunun çevresini vermiş. O zaman ben buraya bir A diyecek olursam arkadaşlar. A A. Hocam 120 30 30 olduğu için burası A kök 3 mü yaptı? Evet. Bir kenara A iken burası kaç yaptı? 2 A yaptı. Dikkat edin. 2 A. Hocam A 120 ve 2 A'dan şurayı bulurum. A 120 ve 2 A'dan burayı bulurum ki bunların ikisi de aynı üçgen eş üçgen. O ee, yüzden bir tanesi bulsak yeterli olur. Burada kosinüs teoreminden BA'yı bulabilirsiniz diyeceğim ama benim kullanmayacağımı da biliyorsunuz. Ne yapacaksınız hocam? 120'nin mantığını kullanacağım. 120'nin mantığı nedir? Ya buradaki 60'ı kullanacağım ama 90'ın karşı ise 30'un karşı A 2 ile uğraşırım. Ya da burada 60'ı kullanacağım. Tabii ki burada 60 daha mantıklı. Çekerim buradan bir 90 derece. 90'ın karşısı 2 A ise bakın burası 60. Burası da 30 oldu ya. 30'un karşısı A oldu. 60'ı karşısı A oldu. O zaman burada BA'nın karesi neye eşittir arkadaşlar? BA'nın karesi 2A'nın karesi yani 4A kare artı A küpüçün karesi yani 3A kare. Yani BA da buradan 7A kare yaptığına göre e, kök 7A'ya eşit olacak. Evet kök 7A burası. Burası da kök 7A oldu arkadaşlar. O zaman 2 kök 7A 2 kök 7 şuraya alta yazayım isterseniz. 2 tane kök 7A artı 2 tane kök 3 bir e, tane A kök 3 bir tane A kök 3 eşittir neymiş arkadaşlar? 4 kök 7 artı 2 tane kök 3'e eşitmiş. Hmm. 4 kök 7 artı 2 tane kök 3'e eşitmiş. O zaman A burada kaçtır arkadaşlar? A burada kaçtır? E şunu silemedim de yazamadım da ya. Bugün ne olduysa buna. Evet A buradan kaçtır? A yerine 2 yazarsak 4 kök 7 artı 2 kök 3 geliyor mu? Geliyor. O yüzden A 2 çıktı. Altıgenlerden bir kenarın uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı. Üçüncü sorunun cevabı. Geldik dörde. Ay en sevdiğim böyle bir şeyden de bahsetmişimdir böyle çokgenlerde de bahsederim. Arkadaşlar şu mor olan şekil herhangi bir çokgen kaçgen olursa olsun hiç fark etmez. Dikkat eder misiniz lütfen? Şurası kaç? 90. Burası kaç? 90. Sen buraya alfa dersen burası ne yapıyor? 180 eksi alfa yapıyor değil mi? Aa hocam dış açısı gibi oldu. Aa, buraya beta dersen 90. 90 olduğundan dolayı burası 180 eksi beta oldu. Buradan da güzel bir şey çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Sen normal bir çokgen düşünsen burası alfayken dış açısı ne yapıyor? 180 eksi alfa yapıyor. Normal bir çokgende dış açılar toplamı neydi? 360'tı. Hocam bu mor olan da herhangi bir çokgen iç açıları alfa, beta, teta diye giderken dış açıları da yani şunlar da kırmızı açılar da 180 eksi alfa, 180 eksi beta şeklinde gidiyor. Yani sana diyor ki bu açıların toplamı nedir diye soruluyor. Yani alfanın dış açısı, betanın dış açısı, tetanın dış açılarının toplamı nedir? Dış açıları ölçüleri toplamına eşittir. Direkt yorumdan Edremit buluruz. Dış açıları ölçüleri toplamı da neydi? 360 dereceydi. O zaman dördüncü soru edremit oldu. Geldik 5'e. Şekildeki bir kenar uzunluğu 6 cm olan eşkenar üçgen kartonlardan 12 tane kesiliyor. Bu üçgen kartonlardan 6 tanesi aralarında boşluk kalmayacak şekilde üst üste gelmeyecek şekilde yayınla pıtırlık düzgün altıgen. Evet düzgün altıgen zaten neydi arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu değil mi? Evet 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor arkadaşlar. Bu düzgün altıgen zaten şunları böyle yapıştıracağız demek ki biz arkadaşlar. E bir kenar uzunluğu da kaç bunun? 6 birim olduğunu unutma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi yapıştırıldı bakın. Sonra diyor ki kalan 6 tanesiyle de aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kenarlar yapıştırılarak bir paralel kenar oluşturuluyor. Hocam bir tane üçgeni çizdim. Şöyle bir eşkenar üçgeni çizdim mesela. Şöyle bir eşkenar üçgen çizdim. Biraz küçük çizeyim. Sonra bir tane daha çizdim mesela. Şöyle. Zaten bu eşkenar dörtgen yaptı üstüne de çizebiliriz yanına da çizebiliriz. Bir tane daha çizsen şöyle, hocam bir tane daha çizince şöyle yaptı. Hocam bir tane daha çizsek şöyle yaptı. Bir tane daha çizsen şöyle yaptı. Bir tane daha çizsen şöyle yaptı. Hocam buradan sonrasında durup dört tanesini kullandık. İki tanesini şöyle çizsek bir, hocam ikinciyi böyle çizsek bak paraya kenar oluşmuyor. O zaman yanına devam edeceğiz değil mi arkadaşlar? Yanına devam ettiğimiz zaman şöyle ve şöyle. Gerçekten burası 60 ve e, burası da 60, burası da 60 olduğundan şurası 60 oldu, yöndeş oldu. Şunlar paralel ve şu kenarlarda paralel mi? 60 ise burası da 60 oldu ya Z'den dolayı. Şunlar paralel, bunlar da birbirine paralel oldu. Paralel kenar oldu arkadaşlar bu. Ve bunun da bir kenarı kaç arkadaşım? 4 değil pardon 6 olarak verilmiş bize. 6 bu şekillerin çevreleri farkı nedir diye soruluyor. Hocam çevresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun çevresi 6 çarpı 8'den kaç yaptı arkadaşlar? 48 yaptı. Bunun çevresi ne yaptı arkadaşlar? 6 çarpı 6'dan 36 yaptı. Senden ne isteniyor? Çevreleri farkı. 48 eksi 36 isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 12 çıkar arkadaşlar. Evet cevabı böylelikle 12 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şu 12'yi işaretleyeyim. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıda kenar uzunluğu verilen düzgün altıgenlerden 10 tanesi aralarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiş ve bazı bölgeler turuncuya boyanmıştır. Buna göre turuncu boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bir tanesini A dersem biliyorsunuz bu tekniği çok kullanıyordum. Tüm alan ya da buraya A dersem tüm alan nedir? 6A'dır. E hocam burası da aynı eş altıgenler olduğu için burası da A'dır. Altta biri burası da A'dır. Bakın bu altıgenin yarısı 3A'dır. Bu altıgenin belli bir parçası. A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 5A kaldı. A'yı hemen sileyim. O zaman şurada. E hocam bu da altıgenin yarısı. Burası 3A yapar. O zaman burası da A'yı mı yaptı? Evet. Şimdi bunları sayalım mı arkadaşlar? Sayalım. Saymadan önce e, bir tane altıgene biz ne dedik arkadaşlar? 6A dedik. 6A ne eşit. Bir kenara 6 altı olan altıgenin alanına eşit. Yani 6 tane eşkenar üçgenin alanıdır. 6 tane A kare kökü 3 bölü 4'e eşittir. Buradan da a'yı kaç buluruz? 9 kök 3 buluruz. Bizden ne isteniyor arkadaşlar sayalım mı? 5, 3 daha 8, 3 daha 11, 12, 13, 14, 15, 16 a isteniyor. 16 a da kaç yapıyor? 16 çarpı 9 kök 3'e eşit olacaktır. 6 kere 9, 9 kere 6, 54. O zaman bu da 144 kök mü yapar arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 144 kök 3 yaptı. Yani kaçıncı soru? 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. Düzgün altıgen biçimdeki kağıt C ve F köşelerinden şekil birdeki gibi katlanıp şekil 2 elde ediliyor. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Peki sen bunu böyle katlamışsın. Peki şunlar birbirine eşit verilmiş. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şunlara bir x x diyeyim. Şurası da x x olsun. Sen böyle katlamışsın. Tamam şuraya bir y dersek. Burası da y ise. Hocam bunlar 30 30 mu yaptı? Evet. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da y mi yaptı? Evet. Y iken burası da y yaptı. E, hocam Buranın 30-30 olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü burası 120 derece olduğundan 120 ise 30-30 yaptı x kenarlıktan. Bu da katlamadan dolayı 30 derece oldu mu? Oldu. Tamam. Aynı şeyin laciverti hocam. Burası 120. Bunlar da 30-30 yaptı. Hatta burası y-ken, y, ken, y ken Burası da y, burası da y oldu. L, a, b, n, ve e, k'nın toplamı. La, a, b, n, ve e, k'nın toplamı. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? 4 x nedir diye soruluyor bize. Evet bizden 4x isteniyor arkadaşlar. Şu uzunluk 4x'e eşitmiş. Hadi bakalım bulalım. FA şurayı da 4 vermiş bize. F üssü C üssünü 4 vermiş arkadaşlar. Şurası 4'müş. Gençler şuraya bakacak olursak şurası 60 derece mi oldu? Evet şunu şöyle hani katla, katlanırken simetriye F'de şu doğru boyunca gidecek ya. ya da 60 derece var ya y, y varsa burası da 60 60 oldu. Burada bir eşken üçgen oluştu mu? Y oluştu. Hocam aynı şekilde hop çizince y 60 60 60 oluştu burada. Burası da y oldu mu? Oldu. Hocam bakın bir kenar x artı y. Hocam burası da x artı y. Bu da en uzun köşegen mi oldu? Evet en uzun köşegen neydi? Bir kenarın iki katıydı. Hocam burası x artı y iken burası 2x artı 2y olması lazım. Yani 2x artı 2y neye eşit olması lazım arkadaşlar? 2y artı 4'e eşit olması lazım. Ooo 2y'ler gitti. 2x 4 ise x'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Bizden 4x isteniyor. x yerine 2 yazınca 4 de kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 8 yapıyor. Güzel bir soruymuş. 7. soruyu böylelikle balıkesir bulduk ve geldik 8. soruya. Son soru arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Şöyle bir düzgün altıgen, düzgün sekizgen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün sekizgenin içerisine ABCK eşkenar dörtgen çiziliyor. ABCK eşkenar dörtgeni çizilsin bakalım. Şu eşkenar dörtgen olduğu için kenarları birbirine eşit olacak ve düzgün şeyi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Düzgün şu eşkenar dörtgeni şöyle düzgünce çizelim. Eşkenar dörtgen çizelim hocam. Şunların hepsi birbirine bir kere eşit. Şu eşitleri şöyle bir koyalım mı arkadaşlar? Koyalım. Eşkenar dörtgenden dolayı burası da eşit, burası da eşit ve bir kenar uzunluğu 4 birim olduğu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Düzgün sekizgenin dış açısı kaç derece? Şuradan gidelim isterseniz. 180/ bölü Yok 360 bölü kaç arkadaşlar? 360 bölü 8. Kaç yapıyor? 45. Dış açısı 45 derece ise iç açısı kaç derece yapar? 135 derece yapar. Hocam burası 135. Eşkenar dörtgen olduğu için toplamları 180. Aynı zamanda bir paraya kenardı. Toplamları 180. Yani burası 45. Burası da 45 yaptı. Hocam 135 olduğundan burası 90 oldu. E burada kaçtı da? 135 derece. Hmm. Bizden ne isteniyor gençler? Bizden istenilen uzunluk şu uzunluk. Şurası A, B, C, K. Oraya K noktası yazmayı unuttum. K bizden E ve K noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Şurada bir X kenarlık var ya. O X kenarlığı sanki kullanmalıyız. X kenarlık var. Şunu şöyle çizersek arkadaşlar. X kenar dik üçgenden dolayı. Hocam burası da 4, burası da 4 ya. 4, 4 ise burası 4 köktedir. Açıları da yazsak bakalım. Şurası kaç derece? 45 derece. Niye? X kenar dik üçgenden dolayı. Burası da 45. E hocam tamamı 135 ise burası da 90 oldu mu? Oldu. Aa, artık burada da bir Pisagor yaparsak x'i bulur muyuz? Buluruz. Burası da 4 olduğundan dolayı x buradan ne çıkacaktır? 4 ve 4 kök 2. Arkadaşlar x buradan ne olacaktır? Bakın şurası 4. 4 çarpı 1. Burası 4 çarpı kök 2. O zaman x ne olacaktır? 4 çarpı kare içinde kök 2 karesi artı 1'in karesi. Yani 2 artı 1'den kısa yoldan yaptım. 4 kök 3 çıkar arkadaşlar. Kısa yola da alışmışsınızdır artık. Değil mi gençler? Evet. Kaçıncı soru bu? Son soruya değil mi? 8. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Ve üniversiteliğim testlerinden 5. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.